her canı. Kudreti bol, nuru bol. İtik kalplere ilaç, gözü kapalıya göz. Ümmetime, ümmetine her daim dost. Nisanlı bahar, bağı bahçemi gül eden. Bülbülü güle, pervaneyi ateşe aşık eden. Kokusunu içime çekmeye doyamadığım. Ne olur çekme elin üstümden. Düşürme kalbimi dara. Yolumu yolundan etme. Ey canlar canı, seni anmaya geldik. Sendeki sohbet huzuru yok dünyayı alemde. Etme bizi huzurundan. Gel bizlere şefaat eyle. Gel ey canlar canı, bizlere şefaat eyle. Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Müftüm, değerli misafirler ve basın mensupları. Bandırma Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kutlu Doğum Haftası nedeniyle düzenlenen Osman Şimşek'in Renklerle Ona Yolculuk adlı Ebru sergisine hepiniz hoş geldiniz. Sanatçımız 1948 yılında Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul ve Antalya'da tamamladı. Yurdun değişik yerlerinde öğretmenlik ve milli eğitim şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ebru sanatıyla ilk buluşması 1960 yılında İstanbul'daki Hat ve Osmanlıca eğitimi sırasında gerçekleşti. Ebru sanatında kendi serbest okumaları ve denemeleriyle kendini yetiştirdi. Yönlendirmelerin etkisinde olmadı. Cesur ve sınırsız denemeler yaptı. Kendine özgü yeni tarz bir Ebru geliştirdi. Osman Şimşek, 1997 yılında Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği Devlet Ebru Yarışması'nda ödül aldı. Başka birçok saygın kuruluş tarafından takdir, teşekkür ve plaketlerle ödüllendirildi. Kağıdın yanı sıra deri, cam, seramik, kanvas, tuval, vinil ve ahşap üzerine Ebru çalışmaları yaptı. 2004 yılında Cemil İpekçi'nin Sahire adlı defilesinin tekstillerini ebruladı. Bu ebrular Sahra isimli televizyon dizisinde kullanıldı. Bugüne kadar birçok karma sergiye katıldı ve 25 kişisel sergi açtı. Eserleri yurt içi ve yurt dışında, üniversitelerde, belediyelerde, çeşitli eğitim kurumlarında ve özel koleksiyonlarda bulunmakta. Osman Şimşek, emekliliğini Manyas'taki atölyesinde ebru yaparak ve istekleri öğreterek geçiriyor. Kısaca bahsettiğim sanatçımızı duygularını almak üzere mikrofona davet ediyorum. Sayın İlçe Müftü ve Sayın Sanatsever dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bandırma'daki ebruculuk hayatını kısaca anlatmak istersen, ilk sergimi 1986 yılında açtım. Bu yıl tam 30. yılı oluyor. 30 yıldan beri Bandırma'da çok çeşitli fırsatları değerlendirerek, festivaller dahil özel yerlerde, şimdiye kadar 17 sergi açmışım. Bu, burada yaşamaktan kaynaklanan, evden uzağa gitmemek suretiyle yapabileceğim faaliyetler olduğu için. Bunun dışında yine Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde ve büyük organizasyonlarda da görev aldım. Arkadaşım internetteki çok eski bir özgeçmişim sebebiyle rakamı yanlış söyledi, davetiye de düzelttik. Bu benim 41. kişisel sergim. 100'den fazla da karma sergiye katıldım. Önümüzdeki zaman diliminden bahsedecek olursak, önümüzdeki ay 7-14 Mayıs tarihlerinde Uluslararası Ebru Kongresi var. Ona davetliyim, katılacaklardan biri olduğum için. İftihar edilecek bir olay. Dünyanın her yerinden sadece 150 Ebrucu davet ediyor. Bunların artık kaçıncısıyım bilmiyorum ama dünyadaki ilk 150 Ebrucu'nun içerisinde bu daveti almam sebebiyle kendi kendime iftihar ettiğim bir hadise. Bandırma'da ilk sergi açtığımız zamanlarda sergi salonu yoktu. Okullarda dar imkanlarla öğrencilere yönelik sergiler açılıyordu. Ve ilk sergimi Yeşilay Cemiyeti'nde açtım. Bandırma'daki Yeşilay Cemiyeti'nde. O zaman postanenin karşısındaydı. Duvarlara her bir eser için her bir noktaya özel çivi çakmak suretiyle sergi açabildik. O zamana kadar da ancak Devlet Galerisi Edirne'de görmüştüm. Edirne'den sonra muhtelif yerlerde açtığımız sergilerle gittikçe güzel galeriler gördüm. Bandırma'da da nihayet çok güzel sanat galerileri var ve sanatseverlerin çoğalmasıyla, sanatçıların çoğalmasıyla
bu alemde iz bırakacak, inşallah hareketler olacak. Bu serginin oluşumu hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce yine burada Çanakkale şehitlerini anma vesilesiyle bir sergi açmıştım bir sanatçıyla ortaklaşa olarak. Yine o serginin sonrasında Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'ya gelecek yıl Kutlu Doğum Haftası'nda peygamberimizi anacağımız olayda bir yer almak istiyorum, bir sergi açmak istiyorum desteklerseniz dedim. Destekleyeceğini söyledi. Böylece çalışmalar tam bir yıl önce başladı. Yani böyle bir serginin en iyi sergi olabilmesi için elimden gelen bunca zamanki tecrübemi de kullanmak suretiyle gayret ettim. Bunun diyelim ki 6 ayı demlenmeyle geçiyor. Yani şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? 3 ay sonra daha önce düşündüklerinden vazgeçiyorsun, daha mükemmelini düşünüyorsun filan derken eldeki imkanları da değerlendirerek burada bir hattatımız var. Cumhuriyet tarihinin çok önemli hattatı Profesör Doktor Emin Bar'ın. Onun besmelelerinden yararlandım. Yine Cumhuriyet tarihinin en önemli, bütün yazıları en güzel yazan bir hattatı var. Hamit Aytaç, onun yazısından yararlandım. Yine yazı olarak günümüz hattatlarından Adanalı Mesut Dikel Beyefendinin izniyle onun hattından yararlandım. Şiir muhakkak koymak istedim çünkü Peygamberimizi en iyi anlatan şeyler şiirler. Şairlere baktım, bütün şairler Peygamberimizle ilgili çok övgü dolu şiirler yazmışlar. Ancak iki önemli şairin şiirini seçtim. Onlardan da çok alternatifler geldi önüme, düşündüm, inceledim, bir kısmından vazgeçtim. Yunus Emre'nin Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed şiirini seçtim. Dikkatle okursanız ve dinliyorsunuz, Peygamberimizi en iyi anlatan 13. yüzyıldan bugüne hiç anlamakta zorlanmadığımız bir şiir. Yine dönemimiz şairlerinden İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in Peygamberimizi doğum gecesini anlattığı şiiri seçtim. O şiirinde aynı zamanda İslam dünyasının Peygamberimizin geldiği zamanki, dünyaya teşrif ettiği zamandaki problemlerle yaklaşık 100 yıl önceki problemleri konuşuyor. Aynı problemleri bugün de yaşıyoruz. Hem o gün problemlere çözüm yolu öğrenmiş hem de bugünkü problemlerimize çözüm yolu sayılabilecek güzel bir şiir. Peygamberimizin bütün hayatının özeti sayılabilecek veda hutbesini aldım son eser olarak. Çünkü biz onu okuduğumuz zaman belki sadece bir cümlesini anlarsak, bir cümlesini hayatımıza yaşama mihenki noktasında tam uymaya çalışırsak emin olalım ki hiç kimseye zararı dokunmadan herkese yararı dokunan bir insan olma imkanına sahip oluruz. Neden ona yolculuk? Gerçekten ona yolculuk yapmaya çok ihtiyacımız var. Onun yaşayışı, sözleri, davranışları, olaylar karşısındaki insanlara en iyi çözümleri üretmesi halen bugün dünya düşünürlerinin çok yönelip incelediği ve ona yolculuk yapmaya çalıştıkları bir husustur. Yani yakın tarihte ölmüş mesela Bernard Shaw da bunu çok inceler kitaplarında yer vermiş. Peygamberimizin dünyanın bugünkü büyük meselelerini çözmek için bir kahve içimi kadar zamanda bunları çözebilecek biri olarak takdim ediyor. Çünkü Peygamberimizin hayatında müftelik problemleri çözüş şeklinde bugünkü problemleri de onlardan yararlanıp çözebileceğimiz birçok örnekler var. Yeter ki çözmek isteyelim, idrak edelim ve iyi düşünelim. Sözü daha fazla uzatmadan, sadece renkleri bana ait olan, üzerindeki çizgilerin başkalarından yararlanmış olduğum, şiirlerin başkalarından, hattatlardan yararlanmış olduğum, sadece renkleri bana olan bir sergi gezeceksiniz. Onun için ben sizi renklerle ona götürmeye çalışacağım. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yüreğinize sağlık, başarınız uzun olsun. Ve konuşmasını yapmak üzere değerli başkan vekilim Sayın Sami Türkmen'i mikrofona davet ediyorum. Değerli sanatseverler, basınımızın değerli emekçileri, bu yıl gelir birlik olalım temasıyla kutlanan Kutlu Doğum Haftası'nda Bandırma Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz yeni bir sergimizde sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ile hepinizi
en içten duygularımla selamlıyor. Açılışımıza hoş geldiniz diyorum. Bugünler birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler. Ülke olarak gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorluk sadece bizimle sınırlı değil. Ne yazık ki tüm İslam coğrafyasında savaş, kan, gözyaşı ve acı eksik olmuyor. Müslümanlık adına Müslümanlar acımasızca katlediliyor. Kardeşlik dini olan, barış dini olan İslam bazı caniler tarafından vahşetlerine maske yapılıyor. Oysa İslam insanları barışa, kardeşçe yaşamaya çağırıyor. İslam Allah tarafından öldürmek için değil, yaşatmak için gönderilen bir din. İslam'ın bu mesajını doğru anlayabilirsek, birbirimizi seversek, bir ve beraber olursak, içine düştüğümüz bu sıkıntı durumdan kurtulmak hiç de zor olmayacaktır. Kutlu Doğum Haftası'nın bu hafta nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklerin gerek ulus olarak gerekse tüm Müslümanlar olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bandırma Belediyesi olarak bu katkıda bizim de payımız olsun diyerek kendisini bizden biri olarak gördüğümüz ve başarılarıyla gurur duyduğumuz ülkemizin önde gelen Ebru ustalarından Osman Şimşek'in özel bir sergisini bugün sizlerle buluşturuyoruz. Bu çalışmalar ilk kez burada sergileniyor. Ebru sanatının ahenk ve huzuruyla Allah'ı temsil eden eliflerin buluşması gerçekten çok anlamlı olmuş. Bu güzelliklerin gönüllerimize farklı bir huzur sunacağına inanıyorum. Bu güzel çalışmalar için sevgili Osman Şimşek'i bir kez daha kutluyorum. Kutlu Doğum Haftası'nda dünyaya gelişiyle tüm insanlığın kurtuluşuna ve huzuruna önder olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Dursun Mirza ve belediyemiz adına böyle anlamlı bir sergide açılışımızda bizlerle birlikte olan tüm sevgili dostlarımıza şükranlarımızı sunuyor. Yeni güzelliklerde buluşmak üzere dileğiyle hepinizi genişten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Diliyoruz ki vatanımız, bayrağımız ve kalbimize kara çalınmasın. Ve değerli müftümüzle aramızda kendilerini hayır dualarını almak ve açılışımızı gerçekleştirmek üzere mikrofona davet ediyorum. Çok kıymetli Osman Bey abimiz, kardeşimiz, değerli başkan vekilim, çok kıymetli saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, güzel bir birliktelikte bir güzelliği paylaşmak üzere dualarımızla hem bu güzellikleri bize bahşeden Rabbimize hamdü sena edelim, şükredelim, hem de Bismillah deyip bu güzelliği paylaşmak için sergimizi açmadan bir iki cümleyi de olsa Rabbimize her zamanki gibi dua edelim. Zira duaların kabul olunacağı bir ayda, 3 ayların evveli Recep ayındayız. Zira yarın Cuma müminlerin bayramıdır. Duaların kabul olduğu zamanlardır. Biz de hayır dualarla inşallah bu güzelliği Osman Şimşek abimizin yaptığı bu çalışmayı başlatmış olalım. Amin. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Derdimizin büyüklüğünü değil, dertlere derman olan Rabbimiz, seni bilen, sana hamdü sana eden kullarından eyle bizi. Bugün burada senin ismini anmak, Habibini hatırlamak ve sana gelen yolda onun tebliğini daha iyi idrak edebilmek için
bir değerli abimizin, senin kulun Osman abimizin yaptığı çalışmada, onun dostları olarak yapılan eserlerin takdirinde ve bu eserlerin güzelliklerini paylaşıp gönül dünyamızda yeni huzurlar duyabilmek için buradayız. Ya Rab, niyetimizi halisane kabul eyle. Yapılan çalışmayı senin rızana uygun, hizmeti sunan abimizin kendisine ve bu hizmette yanında olan biz dostlarına da hayırlı eyle. Bundan sonraki hayatında kendisine ve tüm sevdiklerine huzur içinde, sağlık içinde, dostlarıyla birlikte sağlıklı, uzun ömürlü bir hayat ve güzel çalışmalarıyla bu nadide insanlara güzel hizmetler, güzel eserler sunmasını nasip eyle. Bugün gezeceğimiz bu sergide, Kutlu Doğum Haftası içerisinde gelin birlik olalım teması altında Gençleri Başkanlığımızın ve teşkilatımızın ve bütün kardeşlerimizin, dostlarımızın katılımlarıyla bugün şu an burada ve her an başka yerlerde yapmakta olduğumuz onu daha iyi anmak ve anlamak adına tüm hizmetlerimizi hayırlı eyle, hayırlara vesile eyle. Şu anda genciyle, olgunuyla, kadınıyla, erkeğiyle buradayız. Senin ismini anmak, Habibinin ismini anıp güzellikleri birleştirip gönül dünyamızda güzellikler katmak için amin diyen bu hazirunun da dileklerini, dualarını kabul eyle. Üç aylarımızın hayırlı olup hayırlara vesile olması için, dualarımızın makbul olup hakkımızda hayırlara vesile olması için, dostluklarımızın, birlikteliklerimizin ülkemize sunulmak istenen yanlışlıkların ortadan kaldırılabilmesi, gönül dünyasında yeniden kardeşane bir birliktelik, Resulullah'ın ümmeti olabilme anlayışıyla Allah'ın kulu idrakine varmayı ve bu idrak ile hayatı sürdürmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Dualarımızın kabulü için açılacak olan bu serginin gönül dünyamızda inancımıza katkı sağlayacak yeniliklerin kazanılabilmesi için ve birlikteliğimizin ila nihaye sürdürülmesinde destekleyebilecek dostların bir arada bulunup güzellikleri paylaşıp güzellikleri yeni nesillere aktarabilip bu cennet vatanda, cennet içerisinde huzur içinde yaşamayı sürdürebilmek için ve her birinizin gönlünde var olan bu sevginin devamı için, katılımlarınızdan dolayı hakkın rızasına erişebilmeniz için ve sergimizin, yapılan eserlerin, çalışmanın hayırlı, bereketli ve huzura katkı sağlaması için, Allah rızası için El Fatiha. Tamam, bakalım başkanım. Evet, buradayız. Evet, buradayız başkanım. Evet. Üstü Bey, sizi de yakın alalım. Poza. Evet. Evet, şimdi buradayız. Evet. Hayırlı olsun. Siz de böyle alalım. Tamam mı? Evet, efendim, buraya bakıyoruz. Güzel bir şey bu. Evet. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet. Allah Resulüne selatü selam olsun. Yapılan bu güzel çalışmanın ilçemize ve ilçemizin güzel insanına hayırlar, huzurlar, saadetler, güzellikler getirsin. Hayırlı olsun diyor. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Güzel. Sayın Müftüm böyle.